Merhaba sevgili küçük dostlar. Şimdi size Kuveyt Türk yayınlarından çıkan Mantık Uttayr, Kuşların Şarkısı adlı kitabı seslendireceğim. Bundan tam 9 asır önce, yani 12. yüzyılda, Selçuklu Devleti döneminde yaşamış Nişabur şehrinde türbesi bulunan, Horasanlı ünlü bir şair ve bilgenin, Feridüddin Attar'ın çok meşhur bir hikayesini anlatmak istiyorum. Ona niçin Attar dediklerini biliyor musunuz? Çünkü Feridüddin sadece bir şair değil, aynı zamanda iyi bir hekim ve eczacıymış. Bu özelliğinden dolayı ona eczacı anlamına gelen Attar lakabını vermişler ve Feridüddin'e Attar olarak anmışlar. Hikayesinin adı Mantık Uttayr. Biz ona kuşların şarkısı da diyebiliriz. Çünkü şairimiz bu hikayesini kuşların dilinden anlatıyor. Anlatmaya başlamadan önce hikayemizin iki kahramanından bahsedelim. Kaf Dağı'nı duymuşsunuzdur. Simurg, kimsenin gitmeye gücünün yetmediği, o dağın arkasında yaşayan güzelliği, tüylerinin parlaklığı dillere destan, duyanların, bilenlerin onu görmek arzusuyla yanıp kavrulduğu, aşkından deli divane olduğu bir kuşmuş. Peki, yaşadığı Kaf Dağı'na kimse gidememişse, onun bu kadar güzel bir kuş olduğunu nereden biliyorlarmış dersiniz? Çünkü bir gece kanadından bir tüy düşmüş, işte o bir tanecik tüyün rengarenk nakışları, anlatılmaz güzelliği, parlaklığı, görenleri mest etmeye yetmiş. Bir tüyünü bile gören onun yaşadığı o çok uzak Kaf Dağı'na gitmek için her şeyinden vazgeçmeye razı olurmuş. İşte Simurg'dan düşen o bir tanecik tüyü kuşlardan bir kuş olan Hütüt de görmüş. Fakat bu Hütüt sıradan bir kuş değilmiş aslında. Kuşların dilini bilen Süleyman peygamberin postacısıymış. Onun mektuplarını götürüp getirirmiş. Çokça kere onun huzurunda bulunmuş ve birçok sırlar öğrenmiş. Gagasında onun besmele yazılı mektuplarını taşımış. Bir an kaybolsa, aynı zamanda bir padişah olan Süleyman peygamberin arayıp sorduğu çok şerefli bir kuşmuş. Gelelim hikayemize. Çünkü hikayemiz bundan sonra başlıyor. Süleyman peygamberle yolculuklar yapan, dünya üzerinde pek çok yer dolaşan Hütüt, ne zaman ki o tüyü görmüş, gönlüne bir ateş düşmüş. Kuşların padişahı Simurg'u görme arzusuyla yanmış tutuşmuş da tutuşmasına, Kaf Dağı'na yalnız gitmeye cesaret edememiş. Evet sevgili çocuklar, bu bölümün sonuna geldik. Kuşların macerası bir sonraki bölümde devam edecek.